Şimdi bu kare beni çok etkileyen bir kare. Çünkü e, anlamı çok büyük. Seydişehir Alüminyum Tesisleri burası. Ben 5 yaşındaydım. Babam yüksek fizik mühendisiydi. Kuruluşunda vardı bu tesisin ve zannediyorum e, üretimi, makinaları, fabrikaları sevdiren benim 5 yaşında bu tesisi görmemdi. Çok etkilenmiştim. Yani muazzam büyüktü. İçine giremiyordum. Gizemliydi. Ve Ruslarla ortak kurulduğu için Rus çocuklarıyla oynuyorduk biz. Birlikte yaşıyorduk orada. Çok renkli bir ortamdı böyle. Düşünün sarı sarı saçlı Rus çocuklarını falan. Hakikaten şeyi ve benim o 5-6 yıllı yaşlarım belki de diyorum bugün bize yatırımı, makine tarafını sevdiren bu oldu. Yani ben ilk makinem 19 yaşında ithal ettim. Yani gittik pazarlığın yaptık aldık ama ithal etmeyi öğrenmemiz 6 ay sürdü. 6 ay da çekebildik. İtalya'dandı, bu 20'li yaşlarda Mustafa ve babam uyarırdı beni fuarlara giderken aman kendini kaptırıp sözleşme imzalama falan diye. Fakat 30 yaşına geldiğinizde artık daha bütünsel bakıyorsunuz, şirketin her yönüne bakıyorsunuz ama içimde hala bir makine sevgisi vardır. Ee, Mustafa bazen bir dur der, biz bir yatırım yaptığımız an bir sonraki yatırımı çalışmaya başlarız. Gerilir bazen, dur da bunu yeni devreye aldıklar. Olsun biz hazır olalım deriz. Ne zaman devreye girerse. Ama bir yatırım bittiği an biz bir sonraki yatırım çalışmaya başlıyoruz. Zaten bu aşk buradan geliyor diye düşünüyorum ben. Çünkü çocukken oluşuyor bunlar. Şimdi neler yapıyoruz biz yönetim kurulu olarak? Sizinle biraz paylaşmak istiyorum. Dört kişi aslında yönetiyor. Genel müdürümüzle birlikte yönetim kurulu ve müthiş uyumlu olmaları gerekiyor. Hangi konularla ilgileniyoruz, gelecekle ilgili ne bekliyoruz, neler planlıyoruz? Böyle kısaca bahsetmek istiyorum size. Şimdi ana konuşmam olan üç konudan önce buradaki dört konuyu sizlerle paylaşmak istiyorum. Bunlar bizim her gün, her an gözümüzün üstünde olması gereken konular. Üretim zaten bir üretim firmasıyız, çocukluktan beri içindeyim. Zevkle, her şeyle, 90 mühendise sahip güçlü bir ekibiz biz. Tedarik zinciri tartışmasız çok önemli bizim için. Finans çok önemli, satış pazarlama çok önemli. Bu dört konuyla ilgilenmeme fırsatımız zaten yok. Batarsınız. Her an bu dört konunun üstünde bizim gözümüz. Bu finansla ilgili çok sevdiğim, ekonomistlerin de çok kullandığı bir metafor var. Şirketi yönetirken diyor elinizde üç top var. Bunlardan ikisi lastik, birisi cam. Onu sakın düşürmeyin diyor. Bu üç top şunlar. Birincisi ciro, bu lastik zıplayabilir. Bir sene cironuz artmayabilir. İkincisi karlılık, bir sene kar etmeyebilirsiniz. Öbür sene iki katını edersiniz. Ama cam olan top nakit akışı. Düşürürseniz kırılır. Dolayısıyla bu dört konuyla ilgilenmek bizim vazifemiz ve günlük, anlık gözümüz üzerinde. Peki bizi farklı bir yere getiren diğer üç konu ne? Size bahsetmek istediğim onlar. Bu üç konu birincisi insan kıymetleri, ikincisi bilgi teknolojileri, üçüncüsü ARGE. İcranın başındaki insanın Bunlara dikkat etmesini istiyoruz. Sevdil Hanım'la yaptığımız ilk konuşmalar bunlar. Bizi farklı yapan bu. Diğer dört konuyla herkes ilgileniyor, ilgilenmek zorunda zaten. Fakat bu dört, üç konu biraz göz ardı ediliyor. Bizim için yedisi de aynı öneme sahip bunların. İnsan kıymetleri de, bilgi teknolojisi de, insan kaynakları demiyoruz. Çünkü zoruma gidiyor kaynak demek. Biz insanı bir kaynak olarak görmüyoruz. Bir kıymet olarak görüyoruz. Nasıl siz bir insana e, kıymet verdiğinizi gösterirsiniz? Birincisi, evden çok vaktimiz geçiyor. İnsanca ofisler, insanca e, fabrika alanları tasarlayarak, güneş gören, liyakatı dayalı bir terfi sistemi oturtarak değer gördüğünü hissetmesi lazım ki bize değer katsın. Öyle değil mi? Bu tedarikçilerimiz için, sizler için de gerekli. Biz size değer katarsak, siz de bize değer katarsınız. Karşılıklı olan bir şey. Mustafa hep söylerim. Ya Mustafa nereden aklına geldi derim. Bu ismi koyduğunda 15 yaşındaydı. Teknoloji. Ahşabı geliştiren teknoloji. 84 yılında faks yok, bilgisayar yok. Müthiş bir şey. Yani müthiş bir isim bulmuşsun. Mustafa. Dolayısıyla bilgi teknolojileri. Bu arada insan kıymetleri departmanda 45 çalışanımız var bu saydığım konulara kafa yoran, eğitimlerine, AGT akademiyi yürüten, çalıştıran, değer katan 45 çalışanımız var insan kaynaklarında. Bilgi teknolojilerinde 18 arkadaşımız var. Gerek siber güvenlik olarak AGT datasının güvenliğini, gerekse de işlenmesini sağlıyor bu insanlar. Yapay zeka ile ilgilen, ilgileniyorlar. Virtual reality ile, augmented reality ile, işte cep telefonundan bakalım. Parke yere döşenmiş gözüksün. Dijitalleşme Endüstri 4.0 çalışmalarıyla ilgileniyorlar. Tesiste gördüğünüz birçok bilgi insansız otomatik olarak sisteme giriyor. Bir hata olmasın diye, maliyetlerimizi çok hassas görebilelim diye. Zaten dijitalleşme dediğimiz Endüstri 4.0 dediğimiz bu. Ve Arge 23 çalışanımız var. Salonda güzel bir stand yapmış arkadaşlar, Aqua Curb ile ilgili, suya dayanıklı parke. Bu bizim bir arge çıktığımızdır. Birçok konuda gerek tüm dünyanın istediği standartları yakalamak için, gerekse onun üstünde neler yapabiliriz, sektörümüzün dışında hangi materyalleri kullanabiliriz diye çok geniş açılı bir bakışımız var burada. Bir arge toplantısında Sevdiler Hanım dedi ki, e, denizin dibinde ne inciler var dedi, Bunları çıkarmamız lazım dedi. Ya Yunus Emre bunu söylemiş Sevdil Hanım dedim. Ne demiş Yunus Emre? Çevik bahri olmak gerek, bir ummana dalmak gerek, bir cevher çıkarmak gerek, hiç sarraflar bilmez ola. yani bu kadar güzel bir inovasyon ve arge tarifi duymadım ben. Evet çevik olmamız lazım. Okyanus kadar geniş bir yere balmamız lazım. Ve dalmanız lazım. 6 ay bir sene sürüyor bazı arge projelerimiz. Ve öyle bir cevher çıkartmalısınız ki hiç kimse bilmemeli. Ya bunu Yunus Emre'ye sormaya çok isterdim. Neyi düşünerek bunları söyledi diye. Ama onlar özel insanlar ki sözlerinin modası geçmiyor. 800 yıl önce söylenmiş, 750 yıl önce söylenmiş. Dolayısıyla bizim ARGE'de yapmak istediğimiz tam olarak bu. Çevik bir şekilde okyanuslardan hiç kimsenin bilmediği cevherler çıkartmak. 23 arkadaşımız bununla ilgileniyor. Duygusal sermaye ve birlikte başarmak kitapları sizde var. Biliyorsunuz duygusal sermaye bir firmayı oluşturan insanların pozitif duygularının toplamı. Ve bunu yıkan şey dedikodudur, şirketlerde. Yükselten şey de güvendir. Great Place to Work diye bir Alman firması dünyada çalışılmak istenen şirketleri belirliyor. Nisan ayında inşallah biz de o gruba gireceğiz. Tüm dünyada en çok çalışılmak istenen şirketlerde. Baktıkları tek şey bu. Güven var mı? Ortaklar birbirine güveniyor mu? Şirket çalışanlarına güveniyor mu? Onlar çalışanlar şirkete güveniyor mu? Birbirlerine güveniyorlar mı? Bayiler şirkete güveniyor mu? Tedarikçiler onlara Tek baktıkları güven. Güven endeksi deniyor buna. Dolayısıyla biz duygusal sermayemizi artırmak için bu güven ortamına her gün nasıl bir şeyler koyarız diye düşünüyoruz. Bunun yolu da şeffaflıktan geçiyor. Siz bilgileri düzgün olarak ulaşması gereken yerlere ulaştırırsanız dedikodu zaten oluşmaz diye düşünüyoruz. Birlikte başarmakta aslında işin en başından babam ve kardeşimle bir olmakla başlamışız diye düşünüyorum. Şimdi kelime anlamı beraber olmak ve birlikte olmak sözlükte aynı. Fakat çok farklı şeyler olduğunu düşünüyorum. Çünkü yan yana gelen her insan beraberdir ama birlikte değildir. Bir değildir. Bir hayalleri, bir amaçları yoktur. Ortak planları yoktur. Bunu e, kadın erkek arasında, eşler arasında da görebilirsiniz. Hemen dersiniz ki bunlar bir, beraber ama birlikte değil. Ortaklar arasında da görebilirsiniz. Bunların birbirinden haberi yok dersiniz. Yan yanalar ama bu yan yana kelimesi de ayrı yazılıyor. Çok gülüyorum buna yan yana kelimesi bile ayrı yazılıyor düşünün. Demek ki yan yana gelmek yetmiyor. Birlikte olmak çok ciddi çaba isteyen bir şey. Çok az firmanın, çok az çiftin başarabildiği bir şey. Değer mi? Kesinlikle değer. Çünkü çıktıları muazzam oluyor. Çarpı yüz, çarpı bin oluyor. Dolayısıyla biz birlikte başarmak, bir olmak için zaman ve çaba harcıyoruz ve karşılığında görüyoruz bunun. Bu birliktelik hem kendi içimizde hem sizlerle hem tedarikçilerimizle büyük bir birliktelik, 4000-5000 kişinin birlikteliğinden bahsediyorum. Hiç kolay değil ama mümkün. Evet, insan doğanın bir parçasıdır ve şu beni çok heyecanlandırıyor. Düşünün Akdeniz bölgesindeki ormanlar budanıyor, bakım yapılıp. Biz o ağaçları alıyoruz ve biz aldığımız için daha bakımlı hale geliyor ormanlar. %3 artmış Akdeniz bölgesindeki orman verimliliği AGT kurulduktan sonra AGT MDF'e. Ve o budanan dallar dünyanın 80 ülkesine parke, panel, profil gibi ürünler olarak ihraç ediliyor. Buna tanık olmak, bunun içinde olmak çok mutlu ediyor beni. Ve bacamızdan su buharı çıkıyor. Aynı zamanda AGT Enerji diye bir şirket ağaç kabuklarından elektrik enerjisi üretiyor. Bu çevre bizim için çok önemli. Zaten babamızdan gelen felsefede ve kendi içimizinden sinmeyen bir durum olur. Çevreye zarar verip para kazanmak için bir tesis kurmak. Antalya da bunun için uygun bir yer değil. Dolayısıyla çok hassas olduğumuz bir konu çevre. Sektörümüzün çok büyük bir şansı var. Türkiye ekonomisi dünya ekonomisinin binde sekizi ile yüzde biri arasında bir büyüklüğe sahip. Birçok ülke daha aşağıda. Bu küçük bir büyüklük değil. Öncelikle yüzde bir. Çok büyük de değil tabii ki. Fakat bizim sektörümüz dünyadaki sektörümüzün yüzde onuna sahip. Bu müthiş bir şey. Tüm dünyada Türkiye konuşuluyor bizim sektörümüzde. Her sektörde böyle bir şans yok. Nereye giderseniz gidin Türkiye biniliyor. Çünkü dünyada satılan parkenin yüzde onu Türkiye'de üretiliyor dünyada satılan Medefe'nin ve Yonga Elefa'nın %10'u Türkiye'de üretiliyor. Çok büyük bir rakam %10. Bu bizim çok büyük bir şansımız. Bu bizim sektörümüzün çok önünün açık olduğunu gösteriyor. Koca dünya önümüzde ve Türkiye genç, dinamik bir ülke. Hızlı büyüyor. Onun için bir sonraki yatırımı planlamaya hemen başlıyoruz. Biri devreye alınır alınmaz. Çok büyük şans. Çok iyi bir sektördeyiz. Bazen soruyorlar farklı bir sektöre girmeyi düşünmüyor musunuz diye. E düşünmüyoruz. Çünkü önü tıkalı değil ki. Bu sektörde yapılacak daha çok iş var. Eğer tıkalı olsaydı düşünürdük. Öyle bir ön yargımız yok. Ama yapacak çok işimiz var bu sektörde. Biz yönetim kurulu olarak nasıl çalışıyoruz, neler yapıyoruz bazen merak ediliyor. Ben de bazen düşünüyorum. Bizi farklı yapan ne? Üniversitelerde konuşurken özellikle 20'li yaşlardaki gençlere bunu anlatmaya çalışıyorum. Bizi farklı yapan aslında istişare edip hızlı karar alabilmemiz. da kriz dönemlerinde. Şimdi siz istişare etmeyi hızlı karar alırsanız da olmuyor. İstişare etmeden hızlı karar alırsanız da olmuyor. Yani görüyorum bazen günlerce konuşuluyor, karar alınmıyor veya aniden bir karar alınmış. Ve bizde kararlar oy çokluğuyla değil, oy birliğiyle alınıyor. Dört kişiden bir kişi hayır derse, diğer üç kişi gidiyor ona. Ya bir dakika sen niye hayır diyorsun? Bir anlat bize. Ya ikna edeceğiz ya o kararı almayacağız. Dolayısıyla yapılan yaptırımlarda, alınan kararlarda bizde hiç kimse işte ben size söylemiştim böyle oldu diyemez. Onayı vardır çünkü. Bir kişinin onayı yoksa o iş yapılmaz. Dört kişinin dördünün onayıyla yapılır. Bunun çok faydasını gördük. Yani istişare kültürünün çevik ve hızlı olmanın çok faydasını gördük. Zannediyorum en farklı yapan durum bu. Çünkü aksini çok görüyorum. Bu arada tabii bu istişare kültürü babadan gelen bir şey. Yani biz babam 15-16 yaşındayken de bize sorardı. Birçok konuda sorardı. Yani bunun normal olduğunu olduğuyla büyüdük biz. Pardon. Şimdi hayal kurmak bizim için çok önemli. Yine baba tavsiyesidir. Oğlum günlük rutin işlerin dışında hayal kurmaya zaman ayır diye. Günde yarım saat, bir saat de olsa Plandan bahsetmiyorum. Bir hayal olması lazım. Neticede 42 yaşındaydı babam AGT'yi kurduğunda ve bir hayali vardı. O hayalle başladı. Riske attı. Tüm kazandığını rahat bir hayat yaşamak varken çok takdir ediyorum bu yönünü. Ve şanslıyız ki frene basan değil gaza basan bir yaş almış insan var önümüzde. Yoksa düşünsenize hani bu yaştan sonra borca sokmayın beni çocuklar dese atabilir misiniz adım? çok da insani bir şey söylemiş olur. Tam tersine risk alan bir yönetim kurulu başkanı var. Hatta bazen diyor bu karar çok riskli değil mi baba diyorum. Riski sevmeyen kahvede okey oynasın oğlum diyor. Sanayici olmaz ki ondan diyor. Hesaplanabilir, ölçülebilir risk ama bu riski alıyor. Hayal kurmakta dikkat etmemiz gereken şu, Hayal aleminde yaşamakla hayal kurmak çok farklı şeyler. Hayal kurmak bilimsel bir şey. Ve üç aşaması var. Bir hayaliniz olmalı. Sonra onu çok iyi projelendirmelisiniz ve girişimde bulunmalısınız. Hayaliniz olması bir işe yaramaz, projelendirmezseniz. İkisini yaptığınız, girişimde bulunmadığınız yine bir işe yaramaz. Kafanızda bir hayal olarak kalır. Türkiye'de en çok yapılan hata hayal kuruluyor ve girişimde bulunuyor. Proje yok arada. Ve olmuyor. Tabii. Bu üç adım yapıldığında hayal kurmanın neticeleri de muhteşem oluyor.